Merhaba. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Sayın Ali nasılsın? Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizleri görünce daha iyi olur. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Şeref Bey. Sağ olun efendim. Valla. Beni terbiyeciye karşı ayrı bir gönül bağımlı. Ben daha iki gördürken buraya çok destek vermiştim. Evet. Şey Edip Ali Hanım düzenlemesi falan, o zaman belediye İSKİ'de büyüklerden çok destek göndermiştik. Çünkü burası hakikaten mukaddes topraklar. Osmanlı kuruldu. Yani Osmanlı Sarayı'nın ilk defa fidesinin dikildiği bir yer. O bakımdan buraya ne yapılsa azdır yani. Elimizden geldiği kadar Bilecik'e çok büyük bir destek veriyoruz, gayret ediyoruz. İnşallah Bilecik çok daha güzel olacak. Yani burası hakikaten huzur şehri, muhteşem, yiğit insanlar diyarı. İnşallah biz de bugün gelirken heybemiz dolu geldi. Hatta heybe almadı, biraz sonra söyleyeceğiz. Tarihindeki en büyük temel atma çalışma arasında yapacağız. Bilecik'te bir fidanım daha yok diyemeyeceğim abi. Yok fidanımız. En çok gelen bir bakan olarak buraya, ben bugün gelirken gerçekten büyük müjdelerle geldim. Ayrıca Allah nasip ederse 18 tarih teslim hemen açılacağız, açılışını yapacağız bir kere. Burada inşallah biz burada burayı bir için geniş için yapacağız. Yani yol kenarları, okul bahçeleri, efendim mezarlıklar, hastane halları, yani ne gerekiyorsa belediyelerimize, muhtarlarımız istediği kadar fida veriyoruz ücretsiz. Başka manlardan daha almayacağız yani ama tutmayan fidanlar için beşer biliriz. Tamam. Unutulmuştu Sayın Valim burası. Hakikaten ama bir hükümetimiz buraya çok büyük yatırımlar yaptı. İnşallah bu idare ettiğimiz özellikle Marmara Gelişim Projesi'nin Bilecik için de hayırlara ve bereketle vesile olmasını gönlümden temel ediyorum. Biz tabii Ankara'dan ayrıldım ben. Bilecik'e geldim. Bilecik'le ilgili gündemimiz Bilecik. Gündemle ilgili bir şey kendisi açıklama yaptı. Açıklama onun dışında Sayın Başbakanımız açıklama yaptı. Onun dışında söyleyecek bir şey her şey belli. Belediyemize varacağız. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Ne güzel. Sayın Bakanım, Sayın Bakanım buradayız. Çok teşekkür ederim. Bileciğimizde de az önce basın toplantımızda da ifade ettiğiniz gerçekten söylendiğinde yıllar öncesinde hayal gibi gözüken birçok projesinin gerçekleşmesini sağladınız bu noktada. Bu hükümetimizin sizlerin insana verdiği ümit önemli bir göstergesi. Biz de sizlerin şemsiyesi altında, gölgenizde. Aysane burada benim riyasetimde, arkadaşlarımızla birlikte, teşkilatlarımızla, halkımızla el ele vererek Bilecik'imizde bu diriliş, kuruluş ve kurtuluşun beşiği olan bu güzide şehirde insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesinin doğduğu bu şehirde bu felsefeye uygun çaba ve gayretler içerisindeyiz. Hanımefendi, Kadın Kolları Başkanımız ve şehir belediyemiz diyeyim. Çok değerli güzel bürokratlarımız, belediye mesulleri, başkan yardımcıları. Hakikaten hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Cumanız mübarek olsun. Gerçekten bu şehir çok mübarek bir şehir aslında. Birleşim şehri. Hakikaten. O bakımdan burası bizim gönlümüzde apayrı bir yer var. Gönlümüzde taht kuran bir şehir Bilecik. O bakımdan arkadaşlara da hükümetimiz de aynı şekilde ifade ediyor. Ne gerekiyorsa Bilecik'e yapınca bize Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Ahmet Davut her zaman talimat vermiştir. Hakikaten Sayın Başkanımız gerçekten bir büyük düşünen vizyon sahibi bir başkan. Kendisine örnek bir başkan olarak her zaman her yerde söylüyoruz. Çünkü Bilecik'e çok şey verdi. Bakın altyapıyı tamamladık. Şu an içme suyu problemi vardı. Onu çözdük.
bizi gelecekteki nüfus artışı dolayısıyla yeni bir baraj yapacağız. Kurak dönemlerde suyu biriktirmemiz lazım. Onu inşallah onu yapacağız. Altyapı aşağı yukarı tamamdır. Şehir güzelleşti. Yani ben bu yollar için ne kadar mücadele ettiğini biliyorum yani. Yollar için özellikle Sayın Ulaşım Mahallerci Haber Ulaşım Bakanımıza birlikte baskı yaptık. Yani merakasın artık gelecek çok daha güzelleşti. İnşallah daha da güzelleşecek. Belediyemizin özellikle bunda büyük payı var, büyük katkısı var. Yani hakikaten eskiden Bilecik köy gibiydi ama şu anda başkanlarımız sayesinde burası modern bir şehir haline dönüştü. O bakımdan güzel bir hayvan rehabilitasyon merkezi yaptı. Kendisine gönülden teşekkür ediyoruz. İnşallah hayırlı olmasını diliyorum. 170 tane sokak hayvanı onun tedavisini yapacak bir merkez. Ameliyat adresi var, her şey var. Göreceğiz içeride. Onun için de arkadaşlar teşekkür ediyorum. Bileceği güzelleştirdiği için, altyapısını tamamladığı için zor bir coğrafya arkadaşlar. Her yerde düz bir ovada inşaat yapmak başkadır. Burada engebeli bir araçta imanı inşaat yapmak haktırdır. O bakımdan gerçekten Bilecik belediyemizi gönülden tebrik ediyorum. Başarılar devam ediyor. Tabii bu mukaddes diyarı toprağında yapıldığı için bunu ben en güzel yerde saklayacağım. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Tamam. Çok güzel bir şey.